konuğumu çağırıyorum. Sigara bıraktırma uzmanı Emre Üstün Uçar. Hoş geldin. Ne haber? Nasılsın? İyi de çok mersi. Senin tatlın da burada. Bugün evet, bugün şey, salon balkon ayakta. Bak herkes geldi, görüyor musun? Kimler var, kimler var. Alalım Emre seni böyle. Ondan sonra seninle hemen sohbete başlayalım. Sigaranın normalde bize hep, yani hepimiz sigaranın zararlı olduğunu zaten biliyoruz. Ve bile bile de içiliyor. Siz de, yani sen de daha doğrusu, sigaranın zararlarını anlatmadan bıraktırdığını iddia ediyorsun. Ki bu da bayağı büyük bir iddia sanki. Ya, iddianın sahibi değilim aslında. Uygulayanlardan biriyim. Başka birisinin yöntemi bu. Birisinin adıyla anılan 30 senelik bir yöntem. Ve 30 senedir hiç zararlarını anlatmadan 11 milyon insan bıraktı bu yöntemle. Aslında değişik bir şey olabilir Emre. Çünkü niye hani zararların devamlı anlatılıyor. Yani bakıyorsun hani satışları bütün üstlerine resimlerde konuyor, o da konuyor, bu da konuyor. İçine kağıt koyuyor ya da İçiyoruz her şey biliyor. İçiyoruz. İçiyor, içiliyor yani. Evet. Aa, Bülent Hanım da burada. Şimdi... Neden öyle oluyor? Biraz yazıp çizelim mi bir şeyler? Hadi. Var mı zaman? Var değil mi? Var tabii canım. Okey. Peki. Şimdi sigarayı bırakmak zor değil. Önce onu söyleyeyim. Seanslara katılanlara ben hep bıktırana kadar söylerim. Sigarayı bırakmak aslında inanın çok kolay bir şeydir. Peki şey derler Emre, hani o kafana gerçekten koyman lazım bırakmayı. Eğer kafana koyarsan bir sabah kalkıyorsun ve sigarayı bırakıyorsun falan diye. Ya o diye. Milli Piyango'dan dev ikramiyeyi beklemek gibi. 70 milyonda bir kişiye birdenbire uyanıyor ve çıkıyor. Yani 70 milyonda bir kişi birdenbire kalkıyor ve ben bıraktım diyor. Onu beklemeye gerek yok. O çıkmayabilir, çıkmama ihtimali, onun olmama ihtimali daha yüksek. Peki, benim için çok az bir bırakma isteği yeterli. Yani hiç bırakmayı düşünmüyorum, bana bulaşma demiyorsa birisi, ya bir parça bırakmak isteği benim için yeterli. İlla kafasında bitirmiş olması gerekmiyor. Zaten kafasında nasıl bitireceğini ben anlatıyorum seansta ona. Her şey sonuçta beyinde mi bitiyor? Doğru, doğru. Yani sigara fizyolojik bir bağımlılık ama %5'i fizyolojik, %95'i zihinsel, psikolojik bir şey. O psikolojik bağımlılığı bitirmezsek içmeye devam ediyoruz. Mesela hani bıraktım diyor, sonra ay canım nikotin istiyor. Niye olduğunu, yok can nikotin istemez. Nikotin böcek zehri biliyorsun, can nikotin istemez. Can tadı ve kokusu kötü bir şeyi çekmez. Canım lahmacun çekti der gibi canım sigara çekti dediğimiz için zannediyoruz ki canımız çektiği için içiyoruz. Halbuki insanın canı tadı ve kokusu kötü bir şeyi çekmez. Canım çektiği için içmiyorum. İçmediğim zaman boşluk oluyor. O boşluğa canım çekti diyorum. Gerçek bir can çekmesi değil o. Neyin boşluğu? Nikotin eksilmesinin yarattığı huzursuzluk duygusuna canım çekti diyoruz. Nikotin çekilirken eksiklik yaratır. Eksiklik yaratınca içimizdeki o nikotin yaratığı acıkır. Onun huzursuzluğuna biz canım çekiyor deriz. Yoksa canımız çektiği için içmiyoruz da içmeyi durduramadığımız için içiyoruz. Çok basit bir şey çizeyim mi? Ne demek olduğunu biraz anlatayım. Tamam, çiz. Ya masandakini çeker, su çeker, güzel bir yemek çeker. Yani tadı ve veya kokusu güzel bir şeyi çeker. Tadı ve kokusu çok kötü bir şeyi can çekmez. Canımız çektiği için içmiyoruz. Şimdi sorunumuz ne? Sigara içicisinin sorunu ne? Biraz onu çizeyim istiyorum tamam. Ben. Hep bize söylüyorlar ki biz sigara içtiğimiz süre boyunca zannediyoruz ki iradesi zayıf bir insanız. Ve bu iş irade işidir. İraden güçlüyse kurtulursun denir bize. Doğru değildir maalesef. Sorun irade zayıflığı değildir. Sigara içen insanların sigara içmeye devam ediyor olmalarının sebebi kesinlikle irade zayıflığıyla ilgili değildir. Hatta sigara içmeye devam edenler iradeleri aslında çok güçlü insanlardır sanılanın tam tersine. Mesela bizi seyreden, dinleyen sigara içicileri şöyle bir sahne düşünsünler. Akşam saat 9.30 sigaramı içiyorum. Birdenbire fark ediyorum ki ağzımdaki çubuk evdeki son çubuk. Başka sigara kalmamış. Kapıcıya ulaşamadım. Bakkalında telefonu yok. 200 metrede de açık bir bakkal var. Yürür müsün diye sorduğum zaman sigara içenlerin 10'da 9'u diyorlar ki yürürüm. Gittin kapalı ama 300 metrede de açık bir benzinci var. Devam eder misin diye soruyorum. Diyorlar ki hepsi ederim. Hatta geçenlerde bir seansta kızdı. Emre uzatma, ne kadar yürümem gerekiyorsa yürürüm dedi. Sorunumuz irade zayıflığı değil. İrademiz işte zayıf olduğu için içmiyoruz. Asıl sorun ne, bak çizeyim. Sorunumuz biraz daha fazla irade çatışmasıyla ilgili. Kafamızın bir köşesi bırak diye çekiştiriyor bizi. Bırakmak istiyoruz. Bırakmam lazım, zararlı diye biliyoruz bunu. Zararlı olduğunu bilmemiz ama bırakmamıza yetmiyor. Hatta zararlı olduğunu yaşamak bile bırakmaya yetmiyor.
Yüzlerce sigara içicisi var Türkiye'de. Kalp krizi geçirmiş, kanser olmuş ama hala içmeye devam eden. Şimdi bu insanlara zararlı bırak demek çok akıl kârı değil gibi geliyor bana. Çünkü zararlı olduğunu bilmesine ve yaşamasına rağmen içmeye devam ediyor. Hastanelerin önünde pek çok sigara içen insan görürsünüz. Hepsi orada hastalarını, tanıdığı hastaları ziyarete gelmiştir. Çıktığı zaman mantık der ki paketi çöpe atması lazım. Gördüğü sahne ona bırakmayı söylemesi lazım. Ama çıkar çıkmaz bir sigara yakar. Çünkü kafasının diğer köşesi strese girdiği her an stresine iyi geleceğine inandığı için bir sigara yakmasını ister. Dolayısıyla bırakmam lazım, kötü bir şey yapıyorum düşüncesi maalesef bırakmaya yetmez. Ya da kötü kokuyor, bırakmam lazım düşüncesi de bırakmaya yetmez. Çünkü kafanın diğer köşesi bana keyif veriyor. Bir tane keyfim var. Bu keyfimden mahrum kalacağım ama bu kokuyu üstümde taşırım. İçmeye devam ederim diye düşünür. Ya da ikinci sınıf insan muamelesi yapılıyor, bırakmam lazım düşüncesi de yetmez. Çünkü sigara içenler sigaranın can sıkıntısına iyi geldiğine inanırlar. Sigara içen herkesin eğer bırakmayı düşünüyorlarsa başlamaları gereken ilk nokta, atmaları gereken ilk adım şu bırakmam lazım tarafına odaklanmaktan vazgeçmektir. Sigara içenlerden ricam ne olur bu tarafı bırakın. Çok güçlü bırakma sebepleridir ama bırakmaya yetmez. Eğer bunlar bırakmaya yete idi bir tane daha sigara içen insan kalmazdı. Sigaranın zararlarını en iyi bilen meslek araştırmalara göre bu ülkede en çok sigara içen mesleklerden biridir. Sigaranın dezavantajlarını bilmek, sigaranın kötü bir şey olduğunu bilmek bırakmaya yetmez. Yeteydi bırakmıştınız. O yüzden bırakmak isteyen kişinin atması gereken ilk adım kafasını gözünü şu bırakmam lazım tarafından çevirmektir bu tarafa. Neden içiyorum? Bu içme isteğinden nasıl kurtulabilirim? Yani sigara içen insanın ihtiyacı şu değil. Bırakmam lazım listesini uzatmak. İhtiyaç bu değil. İhtiyaç içme isteğinden kurtulmak. Mesela şimdi onu anlatacaksın ama araya girmek gerekirse izleyicilerimiz ellerine mesela bir kağıt kalem alsalar ve neden içiyorumu yazsalar. Muhtemelen şunları yazarlar. Stresime iyi geliyor, bana keyif veriyor, çayla kahveyle iyi gidiyor, yemeği tamamlıyor, sohbette arkadaşlık ediyor, can sıkıntında beni sakinleştiriyor, düşünmeme konsantrasyonuma yardım ediyor, gece uyumama sabah uyanmama yardım ediyor. Böyle zıt becerilerine de inanırlar. Böyle bir liste yazarlarsa yazdıkları listede pek çok zıt şey olduğunu da görecekler. Tuvalete çıkmasına da yardım mesela ediyoruz. Zannediyoruz ha. Değil mi? Dolayısıyla bu tarafı bırakmak lazım. Bu tarafla ilgili değil sorun. Sorun içme isteğinden kurtulamamakla ilgili. O yüzden bir uzmana gittiğimiz zaman yardım almak için uzmanın size yardım etmekle ilgili uzmandan şunları talep edin lütfen. Size zararlarını anlatmasını değil. Size neden bırakmanız gerektiğini anlatmasın. Neden bırakmanız gerektiğini biliyorsunuz ki uzmana gittiniz. Sigara içen bir insan kötü bir şey yaptığını fark eder. Der ki kendi kendine ya çok kötü bir şey yapıyorum bırakmam lazım. Bir uzmana gider yardım almaya. Uzmanın ilk söylediği şey şu olur. Çok kötü bir şey yapıyorsun bırakman lazım. Biliyorum onun için geldim ne yapacağım? Dediğiniz zaman da ikinci cevabı şu olur. Kendine sahip çık. İradene sahip çık. Tut kendini. Sigara irade gücüyle bırakılmaz. Bir uzman size iradene sahip çık, bu iş irade işidir diyorsa, çıkış yolunu bilmeyenlerin kaçış yoludur o. Size nasıl yardım edeceğini bilmeyenlerin topu sorumluluğu size atma yoludur o. Sigara irade gücüyle bırakılmaz. O yüzden birisi size iradene sahip çık diyorsa, nasıl yardım edeceğini bilmeyen birisi demektir. Sigarayı bırakabilmek için içme isteğinden nasıl kurtulacağını öğrenmek gerekir. O yüzden uzmana ne sormak lazım? Yardım almak istiyorsanız. Bir şey rica edeceğim senden. Yani bir iki dakika peki. Benim Alper'e bağlanmam lazım. Şimdi Emre'deyiz. Peki. Evet. Ne diyordun en son? Bu şuradayız. Devam edelim mi? Sen dedin ya bir liste şey. Yapsınlar. Tamam liste yapsınlar. Neden istediklerini listelesinler. Ve yardım istedikleri uzmanın sigara şu anda içmeye devam eden biri olmamasına dikkat etsinler. Yani şu anda hala sigara içen birisinden yardım almasınlar lütfen mümkünse. Hiç sigara içtin mi? Ben 15-16 sene içtim. 15-16 günde ortalama 1-1,5 paket içtim.
Ama gurur duymuyorum ama bu işe yaradı. Ne işe yaradı? İçene yardım edebiliyorum şu anda. Ne olduğunu biliyorsun. Olduğunu evet, yani biliyorsun. Bazıları der ki ben içiyorum ama hala sana yardım edebilirim. Bu bana çok gerçekçi gelmiyor. Yani. Hani hiç içmemiş birisi yardım edebilir mi? Edebileceğini söyleyenler var ama bana bir parça içmiş hayır, olmak gibi gerekiyor. Faydası olsa zaten kendine faydası olurdu. Şimdi beni de inandırmaz yani doğru. Kendisi içip de sonra bıraktırtmaya yani çok aşırı kilolu şey. Birinin kilo verdirme uzmanı olması gibi geliyor bana. İçmeye devam edenin bırakmaya ay, yardım evet etmesi. Ya, aynen. Çok gerçekçi gelmiyor ama bana. Ama hep vardır onlarda da bir var. Şey. Dolayısıyla bir dakika bir reklam arası vereceğiz. Peki. O reklam arasında da bütün izleyicilerimize rica edelim. Neden içiyorum'u yazsınlar. Bir kağıt kalem alsınlar sonra devam edelim. Sonra zaten bize tweet atarlar. Tamam. Oradan da sen açıklayacaksın ve çözeceğiz olayı inşallah bir şekilde.